Neler duydum öyle az önce ben? Doğru mu? Maalesef doğru. Siz Ömer'le Gizli'den mi yürütüyordunuz bu işi? Ömer'in talimatı vardı. Net bir delil bulana kadar Neslihan Hanım'ın bundan haberi olmayacaktı. İnanamıyorum. Yani gerçekten şok içindeyim şu an. Nazlı. Sen bu konuşulanların hiçbirini duymadın. Tamam mı? Yani Ömer öyle istediyse tabii. Ama anlamıyorum Uzay, yani biz birlikte çalışıyoruz. Günümüzün yarısından fazlasını birlikte geçiriyoruz, yüz yüze bakıyoruz. En azından bana söyleyebilirdin. Yapamazsın. Güvenmiyor musun bana? Olur mu öyle şey? Bunun güvenle hiçbir alakası yok. Ben Ömer'in talepleri doğrultusunda hareket ediyorum. Nazlı, ben dış işleri personeliyim ve Neslihan Hanım'a bile bundan bahsedemiyorum. Nasıl arada kaldığımı bir düşünebilir misin lütfen şu anda? Anlıyorum. Ömer gerçekten gidip Çetin'i öldürürse, yani olacakları düşünmek bile istemiyorum. Ben de. Peki Neslihan Hanım, siz biliyor muydunuz derse ne diyeceğiz? İşte bu yüzden söyledim ya, bu konuşulanları duymadın diye. Ya benim kaçışım yok. Ömer'le birlikte kurduk bu planı. Başıma ne gelirse çekeceğim. Yalnız gerçekten Çetin şirkete çalışıyorsa bu her şeyi değiştirir. Neslihan Hanım'ın yaşayacaklarını düşünmek bile istemiyorum. Maalesef ben de. Niye bunun gizli kalmasını istedi acaba? Hastanın kanında ve iç organlarında biyolojik silah ürünü yoğun virütik enfeksiyon tespit edilmiş olup hayati tehlikesi bulunmaktadır. Gel otur. İyi misin? Hayırdır, iyi misin?